Sevgili izleyiciler çok yaşa sizi güzelleştirmeye devam ediyor. Şimdi akıllı peeling, iğnesiz mezoterapi demek üzere dermatoloji uzmanı Doktor Gül Yıldırım bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bayramınız kutlu olsun efendim. Bayramınız Bayram, öncelikle... kutlu olsun. Çok Hoş geldiniz. E, bugün sizi ağırlıyor olmak bizim için çok büyük mutluluk. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Sağ ol. Gül Hanımcığım bugün bize akıllı peelingi anlatacaksın sanırım. Buyurun. Önce geleneksel peelinglerimizden bahsedelim aradaki farkı anlayabilmek adına. 60'lı yıllarda aslında klinik anlamda ilk peelingler uygulanmaya başlandı. Kullanılan asitlerin formülasyonu sebebiyle ciltte derin soyulmalar, bireye varan iyileşme süreçleri gibi bazı istenmeyen yan etkileri gibi durumlar yaşanıyordu hastalar açısından. Ee, ama yıllar geçtikten sonra e, hastaların konforunu arttırmak üzere yapılan çalışmalarda teknolojik olarak daha konforlu e, iyileşme sürecinin daha kısa olduğu ve etkilerin daha e, iyi olduğu peelingler geliştirmeye başlandı e, ve bunların en sonunda da akıllı peelingler geliştirildi. E, akıllı peeling ne demek? E, sadece deriyi soymak e, değil, e, deriye aynı zamanda bir şeyler yüklemek yani anti aging anlamında nem, antioksidan, dış etkilerden koruyacak ihtiyacı olan etken maddeleri cilde yüklemek burada amacımız. Geleneksel peelinglerde sadece deriyi belli katmanlarda, belli seviyelerde soyarak bir yara algısı oluşturmaya çalışıyoruz ve kollajen kendini yenilesin ölü hücrelerden de arındığı için biraz parlak ve canlı görünsün. Buradaki amacımız. Akıllı peelinglerde yine soyma var ancak soyulma çok çok daha geri planda. Yani silgi kırıntısı gibi hastayı çok üzmeyecek, yormayacak şekilde ya da derecede soyulma yaşıyor. hayatına devam edebileceği evet, değil sosyal mi? hayatı kesinlikle etkilemeden ancak e, formülasyondaki bazı e, oynamalarda e, asiti derinin derin katmanlarına ulaştırabiliyoruz. Artı onun yanında e, koenzim kürten gibi e, çok güçlü antioksidanları deriye yükleyebiliyoruz. Ve sanki bir iğneyle derinin içine enjekte etmiş gibi yani iğnesiz medyaterapi de denilebiliyor bu e, peelinglere. E, enjekte etmiş gibi bir etki e, elde edebiliyoruz. Bu içeriklerin e, yelpazesi çok geniş. E, akıllı peelinglerde kullanılan içeriklerin hı hı. mutlaka... Bir asit var. Yani asitle birazcık kolajeni uyarma e, işlemi yapılıyor. Bunun yanında e, cildimizin e, altında yüzeyel ince kaslar e, bulunuyor. Mimik e, kullanırken cildin kırışmasına sebep olan kaslar. Akıllı peelinglerde bu kasları rahatlatıcı e, peptitler ve kompleksler var. Yani peeling uygulandıktan sonra derinin dermis tabakasına ulaşarak oradaki kası rahatlatıcı etki gösteriyor. Yani ince kırışıklarda açılma gözlemleyebiliyoruz. Bunun dışında q gibi güçlü antioksidanları cilde yükleyerek dış etkenlerden yani güneş, rüzgar, stres gibi, sigara gibi etkenlerden cildin korunmasını ve daha güçlü bir savunma ortaya koymasına yardımcı oluyor. Bunun dışında akıllı peelinglerde bizim en büyük avantajımız çok fazla soyulma yaşamamaları Çünkü biz hastalarımıza bir peeling uygulaması önerdiğimiz zaman hocam ben soyulacak mıyım işte çok fazla kızaracak mıyım işte işime devam edebilecek miyim gibi sorular alıyoruz Akıllı peelinglerde böyle bir sorunumuz yok Hem çok çok daha az soyulmayla işimize devam edebiliyoruz hem de cildimiz için faydalı antioksidanları belli bir miktarda yükleyebiliyoruz. Beni en çok iğnesiz olması etkiledi <laughs> muhtemelen. Tabii. Canımız de. acımayacaksa Kesinlikle her şeyi yaptırabiliriz. her şeyi <laughs> yaptırabiliriz yaptırabilir şu anda. Ama artık iğneli işlemlerde de e, acı düzeyleri çok azaldı zaten. Tabii Şimdi, ki. Tabii yani ki. Gelen İğne bile korkutuyor öyle insanı. Bazı, Bazı insanların fobi falan. halinde doğru. olabiliyor. Evet. O noktalarda olan, ay, yani ay, hiç iğne bile görmeye gö 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 <laughs> gelemeyen insanlar için bence çok, çok doğru. mantıklı, kulağa güzel geliyor. Belli bir büyüme... yaşı var mı? Çok ha, Tamam ben de büyüme faktörünü soracağım. Tabii birlikte <laughs> Tabii. cevaplarsınız. Ee, akıllı peelingler bir üst basamağa çıkıyor yavaş yavaş. Ee, yine etken madde yelpazesi daha da genişletilmeye çalışılıyor. Maksimum faydayı alabilmek adına. Büyüme faktörleri de bunlardan bir tanesi. Cildin fonksiyonlarını yerine getirmesi için bazı anahtar moleküllerimiz var. Ee, bu optimum düzeyde fonksiyonların devam etmesi için anahtar molekülleri, uyarıcı molekülleri cilde yüklediğimiz bir e, peeling, e, akıllı peeling o da e, yavaş yavaş artık kullanımda yaygınlaşmaya başlayacak. Ama e, burada önemli olan e, bizim için cilde yüklediğimiz antioksidanlarla e, etkili bir anti-aging e, sağlamak. E, yaklaşık 4 ila 6 seans uygulamayla e, hatta ilk seanstan itibaren diyebilirim. Ciltte bir lifting etkisi, bir parlaklık ve sıkılaşmayı hastalarımız hissedebiliyorlar. Belirli bir yaş skalamız var mı? Şu yaş olarak itibariyle. şöyle söyleyebilirim. 18 yaşından itibaren uygulanabilir tabii ki. Bunlar koruyucu işlemler olduğu için... Ee, ileri yaşlarda uygulanması tabii ki faydalı ama koruyucu olması adına e, ve daha büyük fayda elde etmek adına biz erken yaşlarda, 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda başlanmasını daha uygun görüyoruz. Evet. Harika. Peki 4 ila 6 seans ediniz değil evet. mi? Sürdürülebilir mi? Devamı gelebilir mi? Yoksa 4-6 yeterli daha yaptırmanıza gerek yok mu dersiniz? Şöyle söyleyebiliriz cildin ihtiyacına göre değişebilir. Eğer çok yıpranmış bir ciltse 4-6 seans yapılıp daha sonra bir iki ay aralarla hatırlatma seansları yapılabilir. Tabii ki tek başına peelingin yeterli olmadığı hastalarımız da olabiliyor. Bunun yanında lazer uygulamalarıyla kombinasyonlar yapılabilir, dolgu olabilir. Ee, Birçok radyo frekans gibi yine kollejeni uyarıcı işlemlerle kombine edilebilir. Ama tek başına devam edilecekse 4-6 seans uygulayıp 1-2 ay aralıklarla hatırlatma yapılabilir. Evet çok mantıklı. Şimdi uygulayan eller de önemli tabii değil mi? Öyle herhangi bir yerde, herhangi bir merkezde bu tarz uygulamaları yaptırmamak <laughs> gerekiyor. Kesinlikle. Bununla ilgili mesajınızı alalım sizden. Şöyle söyleyelim, e, peelingler yine e, yüzeyel, orta ve derin e, uygulamalar olarak değişiyor. Akıllı peelingler e, yüzeyel e, uygulamalar ancak derine de etki edebilen uygulamalar. Her cildin e, ihtiyacı farklı olduğu için Medikal anlamda yardım alınması tabii ki çok çok daha doğru olacaktır hastalarımız açısından. Evet, yetkililik. unutmayalım, onu da soralım. Tamam. Akneli olan ciltlerde böyle bir soyma işlemi evet. zararlı mıdır, yapalım mı, yapmayalım mı? Akne tedavisinde biz her zaman cildin soyulması taraftarıyız. Çünkü aknedeki en önemli patoloji gözeneğin tıkanması ve yağ ve ölü hücre artıklarının orada birikerek kere yangıya sebep olması bu kırmızı gördüğümüz sivilceler bu şekilde. İlaç kullanıyorsa geliyor. da aynı şekilde mi? Tabii ki kullanılabilir. Kullandığı ilacı tabii ki ağızdan mı kullanıyor yani lokal olarak mı alıyor? Bunların hepsi sorgulanıp eğer ihtiyacı varsa araya tedavi aralarına destekleme amacıyla da kullanabiliyoruz peelingleri. Akıllı peelinglerde akne için uygun olan tedaviler. Tedavi sonrasında devamında neler yapılıyor bir devamında kullanılması gerekenler var mı? Veya bir Tabii. takım engeller kısıtlamalar var mı? Tabii şöyle sonuçta cilde kontrollü bir hasar veriyoruz burada çok yüzeyel de olsa mutlaka güneş koruyucu öneriyoruz hastalarımıza. İlk 2-3 günden sonra yavaş yavaş kuruma ve o silgi kırıntısı gibi. Soyulmayı hissedecek hastalarımız burada koparmamalarını e, yani kendileri orayı zorlukla soymamalarını ve e, bol nemlendirme yapmalarını e, öneriyoruz. E, cildin tipine ihtiyacına göre değişiyor. Çok yağlı nemlendiriciler önermememiz gerekiyor. E, zaten haftalık seanslarla biz hastalarımızı izlemeye devam ediyoruz 4 ila 6 seans. E, aralarda kullanacağı ek ilaç varsa akne açısından onları da ilave ederek e, tedavilerini tamamlıyoruz. Peelingi yaptırdım, çıktım klinikten. Spor yapabilir miyim? Makyaj yapabilir miyim? Nedir görüntüm? Evet. Gözeneklerimin durumu. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, çok aşırı terleyeceğimiz, zorlayıcı aktiviteleri hemen peeling sonrasında önermiyoruz. Ertesi gün belki yapılması daha uygun olur. Direkt güneş ışığına çıkılmasını çok tavsiye etmiyoruz ama yazın uygulanabilen bir peeling. Çünkü cildi doğrudan soyduğumuz, çok derin olarak soyduğumuz bir işlem değil. Yaz aylarında da rahatlıkla uygulanabiliyor. Tek burada sakınacağımız şey aşırı terleme ve zorlama ya da tahriş edici herhangi bir farklı bir ilaç kullanması ya da kozmetik kullanması hastanın pek uygun olmayabilir. Mesela C vitamini kremi vardır evde. Bunu kullanmamasını söylüyoruz mutlaka. Evet. Ya da kendi eve gidip başka bir peeling uygulayabilir. Granüllü hafif bir peeling yapsam mı diyebilir. Evet. Bu tür şeyleri konuşuyoruz, anlatıyoruz. Yani kullanmaması gereken ve mutlaka kullanması gereken bazı şeyler oluyor. Yüzünü de yıkarken böyle havlu darbesi falan. Tabii olmaması... tahriş edici her şeyden kaçınması gerekiyor. Mekanik tahriş yani havluyla sürtme gibi evet. e, durumlar ya da e, kimyasal kullanabileceği e, kozmetikleri mutlaka e, söylüyorum. Bir süre Bunları ara Bunları verip... yapmamamız gerekiyor. Hassas cilt olarak kabul edeceğiz ve o şekilde. Peeling zaten yeterli etki gösteriyor. Kesinlikle. Kesinlikle uygulayacağız. Çok teşekkürler. Uygulama aşamasını bir kez daha e, izleyicilerimize anlatalım mı? Herhangi bir aparat kullanılıyor mu? Nasıl bir uygulama? Ne kadar sürüyor? Evet, cil, aslında e, akışkanlığı çok fazla olmayan bir sıvı şeklinde solüsyonumuz. <laughs> e, belli bir miktarı cilde damlatarak, e, ovuşturarak e, yediriyoruz. Yani dermis tabakasına etki etmesi için e, ovuşturarak masaj yoluyla uyguluyoruz işlemi. Birkaç e, kez e, Suyla silerek tekrar uygulayarak işlemi birkaç kez tekrarlıyoruz ve en sonunda nemlendirici ve güneş koruyucu kullanıp sonlandırıyoruz işlemi. Aslında çok uygulayıcı açısından çok meşakkatli bir işlem değil. Ancak tabii ki her cilt hassas kabul edilip o şekilde davranması gerekiyor. Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Verdi ben de teşekkür ederim.